Kürt sorunu Türkiye'nin en temel sorunlarından bir tanesi ve çözüme kavuşturulmadığı sürece burada eşit koşullarda iki halkın bir arada yaşaması güvence altına alınmadığı sürece bu tartışmaları, bu çatışmaları devam edecek. Çok açık, net. Bugün tabii meclisin açılmasıyla birlikte Erdoğan'ın konuşması, Bahçeli'nin dem sıralarına gelip eş başkanların elini sıkması, Kürt sorunundaki yakıcı sürecin devam ettiğini ve her bir meselenin Kürt sorunu yeniden tartışmaya açtığını ve çözümü de tartışmaya açtığının da açık göstergesi. Burada tabii bir bütünlüklü bakmak gerektiğinden kastım şu, yani ne oluyor, dünyada ne oluyor, Türkiye'de ne oluyor? Bugünkü Cumhur İttifakı, Erdoğan, tek adam tek parti yönetiminin hedefleri ne? Ve Kürt sorunu gerçekten çözmek istiyor mu? Çözmek için adımlar atacak mı? Bunlara bakmamız gerekir. Bir kere içeride sıkışmış bir iktidar var. Çok açık. Yani 31 Mart yerel seçimlerinde belediyeleri önemli ölçüde kaybetmiş. Yine Kürt hareketini tasfiye etmeye yönelik atadığı kayyum belediyelerini Kürt hareketinin yeniden kazanmış olması. Ekonomik alandaki sorunlar, yüksek enflasyon ve benzeri, emekçilerin giderek yoksullaşması, asgari ücretin açlık sınırının altında kalması, yoksulluk sınırının 70 bin lira bandına dayanması. Yani içeride irtifa kaybeden, güç kaybeden, yığınlar karşısındaki inandırıcılığını kaybeden bir iktidar var. Peki uluslararası alanda da durum ne diye baktığımızda son bir yıl içerisinde Orta Doğu'daki yaşanan paylaşım savaşları, yani Hamas'ın 7 Ekim'deki İsrail'e dönük saldırısı ve İsrail'in bu kadar barbarca, bu kadar vahşi bir biçimde Gazze'ye saldırması, şimdi Lübnan'a bu sürece katması, Lübnan'a saldırması, emperyalistlerin önemli ölçüde İsrail'in arkasında durması, bu vahşetin yaşanmasında önemli bir payların olması, yine Türkiye'nin işbirlikçi tutumu, yani ekonomik olarak ticari ilişkilerin İsrail'le üçüncü ülkeler üzerinden dolaylı bir biçimde sürdürmesi, bütün bunları düşündüğümüzde iktidar açısından bir sıkışmışlığın, bir çözümsüzlüğün olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bütün bu tablo içerisinde ve demokratikleşme sorunlarımız var. Yani başta Kürt sorununun çözümüne dahil olmak üzere demokratikleşme sorunları var. Peki bu iktidar bu sorunu çözebilir mi? Gerçekten adımlar atabilir mi? Şöyle bir gerçeklik var. Yani bu yaşanmış olan sorunları manipüle edecek, yaşanmış olan sorunların unutulmasını sağlayacak, saldırılarını pervasızca sürdürebilecek alanlar açmak istiyor kendisine iktidar. Dün de vardı Kürt sorunu, daha önce de vardı. Çözüm olmadığı sürece yarın da bu Kürt sorunu olmaya devam edecek. Bir taraftan çözümü konuşacaksınız, bir taraftan demokratikleşmeyi konuşacaksınız. İçeride barışı sağlamak üzere adımlar atmak istiyoruz diye ifade edeceksiniz ama öbür taraftan uygulamalar bunu böyle söylemiyor. Bakın en son 13 Ekim'deki barış için yapılan mitinge ve hani tecritin kaldırılması için yapılması gereken mitinge yasak getirdiler. Gençler halay çekiyor, Kürtçe türküler söylüyorlar. Gençler tutuklanıyor bu ülkede. Yine DEM Partili, Özgürlük Hareketi'nin mücadelesinin içerisinde olan insanların, yöneticilerin evleri basılıyor, gözaltına alınıyorlar ve cezaevlerine konuyor. Bugün Kobane davasının sonuçlarını hep birlikte gördük, yaşadık. Onlarca yıl hapiste cezalandırılan, bir tweet attığı için, barış istediği için, eşitlik istediği için, DAEŞ'in saldırganlığına hayır dediği için cezaevinde olan yöneticiler var. Kürt Özgürlük Hareketi'nin, demokrasi güçlerinin cezaevinde olduğunu biliyoruz. Anayasanın hiçbir kararı ya da anayasanın hükümleri uygulanmıyor. İşte Can Atalay konusundaki
almış kararlar var ya da AİHM'in almış olduğu kararlar var. Bunların hiçbirisi uygulanmıyor. On binlerce insan var cezaevinde bugün, hani siyasal tutuklu olarak ifade edebileceğimiz ve tecrit koşullarında yaşamak zorunda kalıyorlar. Şimdi buraya dair hiçbir adım atılmıyor. Ya da işte diyelim ki Kürtçe hali mecliste bilinmeyen dil olarak ifade ediliyor. Yani vekiller Kürtçe ifade ettikleri için oranın sorunlarını, problemlerini ya da bir meseleyi anlatmak için ana dilde konuştukları için de bilinmeyen dil olarak ifade ediliyor. Ama şimdi dönüp biz işte iyi niyetliyiz. Yani bu sorunu çözmek istiyoruz. Bu sorunun çözülmesi lazım. İçeride barışı sağlamamız lazım. Evet, içeride barışı sağlamamız lazım. Ama içeriden barışın sağlanması için öncelikle atılması gereken adımlar var. Siz bu adımları bir atın yani. Bu diyelim ki önünde engel değil ki, ya da yarın yapacaklarınızın önünde, tartışmanın önünde engel değil. Örneğin bugün Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmış değil mi? O zaman hızla bu kayyumu görevden alın ve orada gerçekten de halkın iradesinin tecelli ettiği, halkın kendisini yönetecek, yöneticilerini seçtiği, bu yöneticilerin görevlerini yapabilecek koşulları yaratın. Bunun önünde bir engel yok. Ya da bugün işte tecrit uygulamaları, yani Öcalan üzerindeki, diğer siyasi tutsaklar üzerindeki tecriti kaldırın. Bunun önünde bir engel yok. Yani ellerini tutan yok. Yani yarın öbür gün koster bozulmasın ya da avukatların diyelim ki gidip görüşmek istediklerinde bunu engelleyen kim? Mevcut iktidar. Mevcut iktidarın politikaları bunu engelliyor. O açıdan da yani öncelikle iktidarın atması gereken adımlar var. Bir, operasyonların durdurulması lazım. Hale her gün bölgeye, Kuzey Irak'a, İran'a, diyelim ki ihtiyaç duyduklarında Suriye'ye sınır ötesi operasyonlar yapılıyor. İçeride operasyonlar yapılıyor. Yani tutuklamalar oluyor, gözaltılar oluyor. Mitingler yasaklanıyor, gösteriler yasaklanıyor. Bölgedeki valiler, kaymakamların her birisi olağanüstü yetkilerle donatılmış kurumların temsilcileri olarak 15 gün boyunca bu ilde eylem yapamazsınız, bu ilde basın açıklaması yapamazsınız diye karar alabiliyorlar. Böyle bir ülkede önce bunların çözülmesi lazım. Yani sınır ötesi operasyonları durduracaksınız. Bölgeyi keyfinizce yönetmeyeceksiniz. Yani yasalar, kurallar herkes için o zaman eşit olmalı. Yani İstanbul'da neyse Diyarbakır'da da öyle, Hakkari'de de öyle, Edirne'de de aynı olması gerekiyor ki hani bir eşitlik sağlansın. O açıdan iktidarın yani Kürt sorununu çözme, adım atma, yeniden barış sürecini başlatma, çözüm sürecini başlatma konusunda dönemsel bir taktik olduğunu, sorunların üzerine örtmek üzere yeni hamleler yaptığını, hem iç politikada hem dış politikadaki sıkışıklığın ortaya çıkardığı bir sonuç olarak görüyoruz. Şu konuda tabii ki sorunun yeniden bütün kesimlerce tartışılması önemlidir. Bunu kıymetli buluyoruz. Yani Bahçeli'nin işte eş başkanların elini sıkmasından sonra hani biz iç barışı sağlamamız gerekir esas olarak diye ifade etti. Sonra arkasında yeni şeyler söyledi ama sonradan dönüp de Kürt hareketi ve Öcalan silah bırakma çağrısı yapmalıdır. Hani bütünüyle gelip burada diyelim ki hani demokratik biçimde ne kadar olabilecekseye getiren bir takım sözler var, ifade edilmiş şeyler var ama şimdi 10 yılların, 100 yılın birikmiş bir sorununu oturup her yönüyle tartışmadan, konuşmadan, bir takım adımlar atmadan Kürtlerden adım atmayı talep etmek, Kürtlerden silahları bırakmayı talep etmek, Kürtlerden bütün varlıklarını bir kenara bırakıp gelip ya karşılıksız bir şekilde müzakere masasına oturun ya da hani böyle bir süreci başlatalım demek gerçekçi değil, gerçekçi de olmayacaktır. Sonuçta bir mücadele, onun üzerinden kazanımlar var, bedeller ödenmiş, yani 10 yıllardır ödenmiş bedeller var. Hiç kimsenin bunları görmeden tek taraflı olarak bir yaklaşım içerisinde olmasını doğru bulmuyoruz. Kürt halkı Öcalan'ı kendi lideri olarak benimsemiş ve hani bu konuda muhatap alınsın diye çok açık beyanı varsa o zaman
devletin de iktidarın da bunu dikkate alması lazım. Yani hem bir taraftan diyeceksiniz ki muhatap ol, hani ama bir taraftan da muhatap almama gayreti ve görmeme anlayışını geliştireceksin. Bu iki yüzlü bir tutumdur. İki yüzlü bir yaklaşımdır. Yani o zaman siz niye diyorsunuz ki söylesin de silahları bıraksın ya da örgütü tasfiye etsin? Demek ki siz de biliyorsunuz ki bir irade var orada, değil mi? Halkın üzerinde, Kürt halkının üzerinde bir şeyi var. O zaman bunu gizlemenin, saklamanın, inkar etmenin bir anlamı yok. Öyleyse o zaman gerçekten muhatap Öcalan, yani kimse, hani meclisteki herkesle bunları oturup konuşmak, tartışmak bizim ülkemizde sorunun çözümünü kolaylaştırır. Sorunun daha fazla şiddet ve baskı yoluyla değil de barış içerisinde, eşitlik içerisinde ve birbirinin haklarına saygı duyacak, onlara gözetecek bir biçimde çözümünü kolaylaştırır. Öcalan'ın da sonuçta Kürt sorununun çözümüne dair yaklaşımları, adımları ve 43 aydır tecritte olması, toplam bir siyasal tutukları açısından söylüyorum, kabul edilir bir durum değil. Yani siz Kürt sorunundan bağımsız bunu düşünemezsiniz. Kürt sorunundan bağımsızdır diyemezsiniz. Orada cezaevinde tutuklu, ceza almış biri olarak değerlendiremezsiniz. Selahattin Demirtaş da öyledir, Öcalan da öyledir ya da hiç adını duymadığımız bir Kürt siyasetçi açısından da durum böyledir. Bir kere öncelikle hiç tartışmasız bütün tutsaklar üzerinde, siyasi tutsaklar üzerindeki tecritin kaldırılması şart. Ve herkesin Kürt sorununa dahil olmak üzere Türkiye'nin demokratikleşmesinde söyleyebileceği her sözün, her düşüncesinin açıkça ifade edilebileceği koşulların da oluşturulması gerekir. Sadece tecritin kaldırılması değil. Yani madem siz diyorsunuz ki Öcalan düşüncesini söylesin, örgütü tasfiye etsin, değil mi? Silahları bıraksın diyorsanız, ya o zaman gerçekten bırakın, yani tecriti kaldırın. Herkes de Öcalan'ın ne dediğini, ne söylediğini herkes bilsin. Bunun önüne engel olmayın. Bunun önüne engel olan tek siz varsınız yani. Hani muhalefetin diyelim ki hani bugün iktidarda değil ya da başka demokrasi güçleri açısından söylüyorum. İktidar olan sizsiniz. Mekanizma sizin elinizde. Bozuk olmayan kostel bozuk diyen sizsiniz. İşte fırtına var gidemez diyen sizsiniz. Burada Türkiye'nin tabii ki demokrasi güçlerine düşen çok büyük sorumluluklar var. Yani ana muhalefet de geçmiş yıllardaki politikaları bu sorunun çözümsüzlüğünü üreten bir yaklaşım içerisindeydi. Ana muhalefet de ya da muhalefet partileri de bunu terk etmesi lazım. Tabii ki Türkiye'nin diğer sol sosyalist partileri, emek örgütleri, meslek örgütleri, demokrasi güçleri bir bütün olarak bu sürece dair çok açık. Biz bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Hiç tartışmasız, hiç önyargısız, hiçbir karşılık beklemeden bir an önce bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Çok açık, net biçimde bizim tutumumuzu kamuoyuna deklare etmemiz ve iktidar üzerinde, Cumhur İttifakı üzerinde bu sorunun çözümünü istemeyen kesimleri yalnızlaştıracak, onlar üzerinde baskı kuracak politikaları üretmemiz gerekiyor. Yani burada şunu açıklıkla söylemek gerekir. Sadece Kürt halkının, Kürt emekçilerin ve Kürt hareketinin çözüm istemesi yetmez. Sorunun çözülmesi için adım atması yetmez. Esas adım atması gereken bugünkü mevcut statükoyu savunan iktidar ve onun bileşenleri, evet Kürt halkının kendi kaderini tayin hakkı da dahil olmak üzere, yani kendisinin kendi kaderini tayin hakkını da tartışmakta dahil olmak üzere bu sorunun çözümü konusunda aslında gecikilmiştir, tartışmaları gecikilmiştir. Bunları daha etkili, daha derinlikli bir biçimde tartışmamız ve çözmemiz gereken şeyler.
Ama bu kendiliğinden olmayacağı açık. Bu sadece iktidarın talebiyle, iktidarın dönemsel kendi politikalarını yeniden resetlemek üzere, yeniden güncellemek üzere, ihtiyaç duyduğu anda gündeme getirmek üzere yapacağı işlerle olmayacağı da çok açık.